Hani şu anda sizin öneminiz yok da bildir çok önemliymiş gibi hava gösteriliyor. Yani bugün videomuz olmasa ders anlatmayacağız gibi bir şey bile var neredeyse. Evet. Tabii ki olsa bir geçiyorduk herhalde. Videoda var nasıl olsa geçelim. Ya. Alper, Mert, Öykü, tek tek az uzun zaten geçtik oğlum. Ben de tebrik ediyorum ya. Zaten geçtik yani. Aslan çok evet geçtik. Alper, Mert, Öykü tek tip gazoz satırda bir marketten birer tane gazoz almak istiyorlar. Gazoz fiyatını öğrendiklerinde vazgeçiyorlar diyormuşum. Birer gazoz almak için Alper'in 20 kuruş, Mert'in 60 kuruş, Öykü'nün 70 kuruş eksiği kalıyor. Üçü pahalı birleştirip bir gazoz almak istediklerinde toplam pahalarının bir gazoz için yeterli olmadığını görüyorlar. Şöyle yapalım mı? O zaman bir şey söyleyeceğim size, bu gazoz var ya, G fiyatı G olsun. A, G ile başlayan insan yok değil mi? Alper'in ne kadar eksiği var? Alper artı 20 diyebilir miyim? Evet. Doğru mu? Alper artı 20. Aynı gazoz, bu sefer Mert için Mert artı 60. Aynı gazoz Öykü için neymiş aşağıya 70 kuruş eksiğiymiş. Doğru mu? Buraya var mı problem? Yok değil mi? Şimdi diyor ki üçü paralarını birleştirirse. Arkadaşlar üçünün paralarını birleştirirse A artı M artı Ö bir gazozun fiyatından az mıymış değilmiş. Doğru mu? Yetmedi demiyor mu? Yetmedi diyor mu? Yeterli olmadı görülüyor. Buna göre fiyat tam sorulan bu gazozun fiyatının kuruş cinsinden alabileceği kaç farklı değer vardır diyor. Bu kadar var mı problem? Yok değil mi? Şimdi o zaman şöyle diyeceğiz arkadaşlar. Bakın buradaki yorumumuz şöyle olacak. Ben burada bu adamlar üçünün parasını birleştirdiği zaman diyor ya, üçünün paraları bu. Peki şöyle diyebilir miyim? Arkadaşlar bu 20'yi karşıya atsam G eksi 20. Şu M'nin karşısına G eksi 60, şu Ö'nün karşısına G eksi 70 desem, bunların üçünü toplasam 3G eksi 20, 60 daha 80, 70 daha 150 küçüktür G desem, o G'yi buraya alsam 2G küçüktür 150 desem, gazozun parası 75 lira küçük olacak mı olmayacak mı? Doğru mu? O zaman gazoz 74 lira olabilir mi? 71 olabilir mi? 73 olabilir mi? 72 olabilir mi? 71 olabilir mi? Peki 70 olabilir mi? Olamaz. 70 kuruş eksiği. Bir insanın 70 kuruş eksiği varsa, şu gördüğünüz 70 olsaydı bunun parası 0 lira olurdu, doğru mu? O yüzden aşağı kaç değer alabiliyormuş? 4 tane değer alabiliyormuş. Anlaşıldı mı? Var mı problem? Soru anlaşıldı mı baba? Çözüm. Peki. Üçüncü soruya bakalım. Bir otomobil deposunda kalan benzin miktarıyla baştan itibaren aldığı yol aşağıda gösterilmiş demiş. Kalan benzin X, gidilen yol Y. Peki benzin aslında şöyle desem, benzinin ilk baştaki tüm depo A desem, kalan öyleyse A eksi X'den Y kilometre gidiyor diyebilir miyim? Doğru mu değil mi? Daha soruyu okumadım. Soruyu da bilmiyorum inanın. Böyle bir aklıma bir şey geldi. A eksi X eşittir Y'ymiş. Araç aynı zaman dilimde eşit miktarda yol almakta ve eşit miktarda benzin kütlemede. Burası önemli. Çünkü burada hızlanıyor mu yoksa yol kötü oluyor ya da şehir içi şehir dışı benzin değişimi değil. Hani değişebiliyor sonuçta benzin. Demiş ki eşit miktarda. Deposunda bir miktar benzin ayırtmaya başlayan bu aracın kalan benzin miktar deposunda kalan benzin miktarda bakın onu tutamam. Araç ama dolu depo dememiş arkadaşlar. Biz buna şey diyeceğiz. İçinde bulunan A miktar diyeceğiz. Dolu depo demiyor ki. Değil mi arkadaşlar? Dolu depo demiyor. O zaman iş değişiyor birazcık yani. Değil mi? Peki. O zaman şuraya gelelim. Kalan benzin 36 litre. Kalan benzin 28 litre. O zaman şöyle diyebilir miyim? A eksi... Buraya şöyle yapalım. A eksi 36 litre ile kaç kilometre gitmiş? 300. Peki A eksi 28 litre ne kadar gitmiş? 400. Doğru mu? Şimdi iyi izleyin arkadaşlar. A eksi 36 buraya artarken bu da artmamış mı? Piste artıyor. Ne orantı? Doğru orantı. O zaman arkadaşlar şöyle yaptığımız zaman bu soruyu çözebilir misiniz? A'yı bulursunuz. Durmaksızın hareketinden devam eden otomobil 500 km var. Bu sefer şey dersiniz. 500 km yol aldığında diyor ya. Direkt 550 yazacaksınız. Tamam mı? 550 km yol aldığında 550 km yol aldığında
Demiş ki deposunda karçlık ve benzin kalır demek. Bunu da aynı şekilde aynı buradan bulacaksınız, yerine koyup ona göre de bir yöntem yapacaksınız. İsterseniz yapayım. Bakın şuradan sıfırları silmek istiyorum izninizle. Ne söyler misiniz? 3A eksi 84 eşittir 4A eksi 144. A eşittir 60. Doğru mu arkadaşlar? A 60. Şuna koyabilir miyim? 60 eksi 36, 24. 24 litrede 300 gidiyorsa acaba nerede 550? 550 neyle gider diye mantık yapacaksınız. Doğru mu? Deposunda kalan litreyi de ona göre bulmuş olacaksınız. Ne yapar? Kaç katı? Kaç katı arkadaşlar bunun? Bir oranı yapar mısınız? 5 sonraki aldığında deposunda kaç litre benzin kalır? 60'tan onu çıkardık. 300 oluyor. Hatta şurada yaparsak daha mantıklı olur. Şuraya x diyelim isterseniz. Şurada şundan 300x eşittir 24 çarpı 550. Söyler misiniz? Sadeleştirelim. 3 gitti. Buradan 8. Doğru mu? Ondan sonra bir sıfır buradan gitti, bir sıfır buradan gitti. 10x eşittir 440 ise x ne yapar? 44. Ne kadar kaldığını söylemişti. 60 eksi, yani a eksi x'i buluyoruz. A eksi x. A kaçtı? 60 eksi 44. Cevap neymiş? 16. Anladınız mı? Sonunu getireyim dedim. Belki evde zor olur. Hemen 2'yi okuyun arkadaşlar. Şurayı silmeyin, burayı sileyim. Güneş geldikçe sonunu şeye bence sıkıntı olur. Şu ışığı bir kapatalım mı? Bir faydası olacak gibi geliyor. Hafif. Yani çok az bir faydası oldu. Yok hocam demişiz. Evet, iki kere böyle bir yetişme olarak ikinci kademe ne demiş? Filmin oynama süresi normal sürenin 3 katı hızla, ikinci kademede film oynama süresi normal sürenin 5 katı hızla. 90 dakika film saat 21.16'ya başlanıyor. Tamam. Başlatılıyor. 40 dakika sonra. Yani saat kaç oluyor? 21.40. Kaç dakikalık bir vakit kalıyor? 50 dakikalık vakit kalıyor. Doğru mu arkadaşlar? Aradan zaman geçiyor. 40 dakika sonra bir süre birinci kademede gidiyor. Bir süre. Arkadaşlar bir süre derken şöyle yapacağım bu sefer. Bir süre birinci kademede gidiyorsa normal sürede kaç katı demiştik? 3 katı. Normal süre x ise 3 katı gitmiş. Doğru mu? Var mı problem? Yok. Dakika sonra bir görebiliyor musunuz? 40 dakika sonra birinci kademeden sonra 3 dakikada ikinci kademeleri almıyor. 3 dakikalık bir sürede de onu anlamadım. Ne yapıyormuş arkadaşlar? 3 dakikalık bir sürede de normal sürenin 5 katı kadar. Doğru mu? Öbürü belli bir süre demiştik değil mi arkadaşlar? Şöyle yapalım yani. Bakın arkadaşlar bu 3 dakika normal sürenin 5 katı. Normalde burada x giderken, doğru mu arkadaşlar? Yani x'lik bir süre varken 3 ile çarpılıyor. Burada ise 5 x diyeceğiz. Doğru değil mi? Yanlış yapmadık. Hata olmasın. 3 dakikada belli bir kademe hızında. Ama burada belli bir süre diyorsa bunu yazmamış oluyoruz ki. Normal ne kadar dakika giderse 3 katı. Burada ise kaç dakika demişti? 3 dakikada 5 gidecek. X yok. Şurası belirsiz süre, belirsiz süre. Burası soruda verilen. Doğru mu arkadaşlar? 3 dakika dediğinde 15 dakika gitmiş olacak. Anlaşıldı mı? Daha sonra 20 dakika daha izlendiğinde film bitiyor. Alınıyor. Daha sonra 20 dakika daha izlendiğinde bu sefer alınmıyor. 3 dakikalık alınıyor. Aslında soruda biraz hata var. 3 dakikada alınıyor, geri normale dönüyor. Ne kadar dakika daha gidiyormuş arkadaşlar söyler misiniz bana? 20 dakika daha. Şimdi o zaman 50 dakika gitmesi gereken şurası 30 dakika sürmüş mü sürmemiş mi? Evet. Doğru mu? 30 dakika değil mi arkadaşlar mantıken? O zaman şurası 3x artı 15 30 sa x'in ne kadar? 5 dakika ileri alınmış. Burada da 3 dakika ileri alınmış. O zaman saat kaç gösterildi? Burası 5 dakika. Burası da 3 dakika. 8 unutmayın. Film bittiğinde ne olacak? 8.
Zaten 21.40'tı. Artı 20. Artı 20 dakika normal, 8 dakikada hızlandırılmış. Şurası ne yapar? 22.08'de filmimiz biter. Biraz bir iş soru değil mi? Ama biraz soruda tam hızlıca şey yapmamış, cümle hataları var. Anlaşıldı mı? Nasıl ayarlarız? Bir tık daha ilerletme şansınız var mı? Sen de biraz ileri koşun. Yıldız öğretmenin sınıfa dağıttı projeleri tercih formunu öğrenciler doldurup öğretmen teslim etmişti. Fakat yıldız öğretmenin yetersizliğinden dolayı formların üzerine mürekkep dökmüş ve formlar yukarıdaki bir hal almıştır diyor. Sınıfta 22 tane öğrenci vardır diyor. Öğrencilerden her biri matematik, fizik, kimya dersini tercih etmiştir diyor. Hiçbir öğrenci matematik dersini son sıraya yazmamıştır. Kimya dersini matematik dersine son tercih eden 14 öğrenci var. Matematik dersini ilk sıraya yazan 11 öğrenci vardır. Buna göre matematik dersini kimya dersinden önce. Tamam. Kaç tane tercih varmış arkadaşlar? 3 tercih. Matematik, fizik, kimya. Kaç öğrenci var? 22. O zaman şöyle diyeceğiz. Matematik, fizik, kimya. Şöyle bir cetvel yapalım. Birinci sıraya yazan, ikinci sıraya yazan, üçüncü sıraya yazan diye. Tamam? Mesela şurası matematiği birinci sıraya yazanlar. Şuraya ikinci sıraya yazanlar, buraya üçüncü sıraya yazanlar. Anlaşıldı mı? Sınıfta kaç öğrenci varmış? 22. Toplam 22 tane öğrencimiz var. Evet. Ne demiş? Öğrencilerden her biri matematik disiplinini tercih etmiştir. Hiçbir öğrenci matematik dersini son sıraya yazmamıştır. Doğru mu arkadaşlar? Üçüncü sırada matematik diye bir dersimiz yokmuş bizim. Doğru mu? Peki. Şimdi neyi sormuş bize şimdi? Neyi söylemiş? Kimya dersini matematik dersinden sonra tercih eden 14 öğrenci var. Kimya dersini matematik dersinden sonra. Kimya dersini matematik dersinden sonra yazmak demek ne demektir? İkinci ya da üçüncüye. O zaman ikinci ya da üçüncü şurası değil mi? O zaman şuranın toplamını bana söyler misiniz? Kaç diyordu babacığım? 14. Doğru mu? Burada var problem. 14. 14 tane öğrenci kimyayı böyle seçmişse toplam kaç öğrenci vardı? 22. O zaman 8 tanesi kimyayı ilk sıraya yazmış. Doğru mu değil mi? Peki. Matematik dersini ilk sıraya yazan 11 kişi vardı demiş. İlk sıraya yazan 11 kişi varsa 11 kişi de ikinci sıraya yazmıştır. Doğru mu? Var mı problem? Yok. Neyi sormuş bize? Buna göre matematik dersini kimya dersinden sonuna yazan kaç kişi var demiş. Arkadaşlar bakın ne izleyin. Matematik dersini kimyadan sonuna yazan kaç kişi var demiş. O zaman 11 kişi burada ilk sıradaysa, kimya 8 almışsa 11-8, 3 kişi matematik dersini kimya dersinden önce fizik dersinden sonuna yazmıştır. Onları nereden anlıyorsun? Şöyle düşünün. 14-11 yani 8-11-14. 3 kişiymiş arkadaşlar. Anladınız mı? 3 kişi, buradaki mantığımız şu, matematik dersini düşünün, 11 kişi var, doğru mu? 11 kişi var ya burada, ama bu 11 kişiyi şöyle yapacaksın, ne diyor bize? Kimya dersinden önce, fizik dersinden sonra yazan. Amacımız şöyle, matematik dersini kimya, matematik ve fizik şeklinde. Birinci kimya, ikinci matematik, üçüncü fizik. İkinci kimya dediğimizde 11 var. Ama bunların bir kısmı fizik dersinden önce olması da önemlidir. 14 kişi buradaysa, demek ki buraya mantıklar şöyle düşünmek zorundayız. Şuraya 11 kalıyorsa, şuraya 3 kalıyor ki ikinci sırada onu yazsın diye. Aradaki fark. Ya da buradaki farktan da aldığınız zaman 3 yapar. Yani 3 kişi matematik dersini kimyadan sonra fizikten önce yazmış şeklinde. Bu tablodan çıkan sonuç olur. Anlaşıldı mı?
Peki. Beşinci soruya bakalım. Meşhur bir sorudur. Unutuyor muyuz? Ne yazdın da gördün mü onu? Tahtaya yazdım. Ben diyor. Soruyu biliyorum. 12 metrekare, 1200 desimetrekare. 1200 desimetrekare de 0,20 eklenir. 120 bin santimetrekaredir. Var mı problem? Yok. Bunu niye söyledim? Tuğralar 20'ye 10'muş. Bir tuğlanın alanı ne yapar? 20 çarpı 10. 200 santimetre kare yapar tuğlanın alanı. Bir tuğla alanı. Doğru mu? Acaba yanlış hesaplanmasaydı kaç tane soru okudunuz diye düşünüyorum. Yanlış hesaplanmasaydı kaç tane tuğla konurdu? 6 mı? 1-2-1-2 600 adet normalde fayansla burayı tuğla mı fayans mı? Fayans. Tuğla denmedi, sizleri hiç uyarmıyoruz. Bir tane fayansın alanı buysan 600 adet fayanstan burası kaplanır mı, kaplanmaz mı? Kaplanır mı? Kaplanır. Fakat diyor ki bu işi yapacak usta fayansların kısa kadar uzunluğunu yanlış anlıyor ve kaplama işini kullanması gerekenden yani 600 adetten 100 adet az fayans kullanarak yapıyormuş. Kaç adet fayansla? 500. 600'den 100 çıkarırsam adam 500 adet fayansla bu işi bitirmiş. O zaman diyor ki acaba 120 bin santimetre kareyi 500 adede bölersem sahte, yanlış olan fayans alanı bulur muyum? Bulurum. Böldüğüm zaman arkadaşlar ne yapar bana söyler misiniz? 1, 2, 1, 2, 240. Demek ki yeni fayansın alanı 240 santimetre kareymiş. Kısa kenar mı bozuk, uzun kenar mı bozuk? Kısa kenar bozuk değil mi? Yani şurasını şöyle diyelim. Burası 20 olmasına 20 de burayı bilmiyoruz. Doğru mu? Değil mi arkadaşlar? 240 olması için o zaman buranın kaç olması lazım? 12 olması gerekmiyor mu? Doğru mu? Bize ne sormuş? Fayansların kısa kenarı kaç santimdir? 12. Soruyu anladınız mı? Sevdiniz mi? Hadi. Kapı çalacak, ara veriyoruz hocam diyeceğim. Biz de dejavu olacağız. İsmail, kumar arasında birinci gün 5 kuruş, 10 kuruş, 25 kuruş, 50 kuruş ve 1 TL'ye matematik her birinden bir adet, ikinci gün her birinden 2 adet ve benzer üstüne devam ederek 50. gün her birinden yaratmıştır. Kumbarada 104,5 TL olduğuna göre demiş. Arkadaşlar zaten bu adam 20. gün sana kadar atıyor 15, 40, 90 kuruş, 1.90, 190 kuruş. Doğru mu? İkinci günde bilmem ne kuruş, 100 dakika oluyor. Değil mi? Bize şunu söylüyor. 1000 şurası ne yapar? 104,5 demiş ya. 104,5 dediğimiz TL ya bu. 100 ile çarptığımız zaman ne yapar? 10.450 kuruş atması gerekmiyor mu? Doğru değil mi? Birinci gün böyle. Peki ikinci gün 2 çarpı 190 kuruş değil mi? 2 çarpı değil mi? Şerefinde 2'şer tane. Üçüncü gün 3 çarpı 190 kuruş. 7. gün en çarpı 190 kuruş. Biriken para. Biriken para. Birden ene kadar olan sayılar. Burada bir tane var çünkü. Şu doğru mudur? 190 kuruş çarpı en çarpı en artı 1 bölü 2 olarak yazılır mı arkadaşlar? Eşittir ne ediyormuş? 10.450. Kim bölmek ister? 60 tane mi acaba? 6.54. Değil mi? 60 tane yapıyor. 60 yapmaz yani.
Teşekkür ederim. Herkese şimdi kendim yapayım. 950 mi yapıyorum şurası? 5'ten 990, 4950. Ha, 1040 yapıyor hatta. 50 yaptım. Alt tanesi. 6, 544. 55 yapıyor. 60, 540 daha 1145 tanesi 950 yapıyor. 0, 5'ten 0 çıktı. 9, bu. O zaman 51 taneymiş. Doğru mu arkadaşlar? 51 tane. 51 doğru mu? 55. Eman 55 tane. Ha. 55 tane olunca bu iş tamam oluyor olmuş. Doğru mu? Peki 1 çarpı, 1 artı, 2 artı dediğimiz zaman n çarpı, aslında siz bunu biliyorsunuz da ben yine de yapayım. Bölü 2, 55 ise n çarpı n artı 1 de 110 sa n sayımız 10 değil midir? Kaç gün atmış demiş bize? 10 gün. Evet. Çay, kahve, su. Bu kafede bir bardak çay 3 TL, bir fincan kahve 5 TL, bir şişe su 2 TL. Öğrencilerin her biri çay içseydi 1 TL daha hesap ödeyecekler. Bir soruyu okuyun önce. Şimdi şöyle diyebilir miyiz? Öğrenci sayısını bilmiyoruz değil mi arkadaşlar? Bilmiyoruz. A tane öğrenci 3 liradan çay içmiş. B tane öğrenci kahve içmiş. Doğru mu? C tane öğrenci de su içmiş. Doğru mu? A, B, C birbirinden farklı duruyor. Orada okulunuza göre. Öğrencilerin her biri bir çay istedi 1 TL daha az hesabedecekler diyor. Şimdi şöyle diyebilir miyiz bunu? Şu anda ödenen hesaba göre bu ama eğer diyor her biri diyor A artı B artı C 1 liralık bir su içse, su 1 lira değil mi? 2 lira pardon. Bak biz de 1 lira arkadaşlar. Evet burada neymiş arkadaşlar? İçseydi diyor. Çay içseydi mi diyor? Abi çay 3 lira bak. Bizde kaç lira? 1. Abicim lütfen. İçseydi 1 TL daha az hesap ödeyecekti diyor. 30 lira ödeyecekmiş yani. Şimdi 1 TL daha az hesap ödeyecek demek ne demektir? Ne demek yani? Burada 30 tane öğrenci olduğunu bilmiyoruz normalde. 1 TL niye az ödeyecek? Nasıl olacak? Ama 31 TL ödeyebiliyoruz. Efendim? 31 TL ödeyebiliyoruz sorunun üstünde. Hepsi 31 TL demiş mi? Yani. Onu bilmiyorum bak. Biz oradan neler neler yapacaktık. Ben olmadım, direkt aldım. Her bir çay bardağından içerek, yandı bir çay, toplam 31 TL hesap demiştir. Demek ki hepsini direkt okumuşum da 31'i okumamışım. Çünkü A, B, C hepsi birer tanışmış demek anlamına geliyor ama 31 okumadım. O zaman bunu 31 yazalım mı şuraya? 3A, 5, 2C, 3A, 5B, artı 2C, 31 TL ödemiş. Doğru mu? Evet, buraya da 30 yazacağız. 3A, 3B, 3C. Bir de 1 TL daha az hesap öderse 30 TL. Doğru mu? Şimdi buradan yorum yapabiliriz değil mi arkadaşlar? Şimdi bizim burada amacımız ne? Hepsi birbirinden farklı olacak. Doğru değil mi? Öğrenci sayısı birbirinden farklı olacak. Acaba diyorum şundan bunu çıkartalım mı bir? Sonunda da şey diyor hocam. Çay en fazla. Çay hangisiydi? Çayımız A'yı. Tamam ben A'yı götürdüm. Tamam mı? Ne kaldı geriye? 2B eksi C eşittir 1 olacakmış. Doğru mu? Şimdi aynı zamanda da bunu da sağlamak zorundayız. Öyle bir ara vermek zorundayız ki
bu çay en fazlaymış, gruptaki öğrenci kaç su içmiştir diyor. Doğru mu? O zaman ayarlamaya başlayalım. 2B-C1 olacakmış, toplamlarında da 30 olacakmış. Buradan gidebiliriz de, hani birbirini götüre götüre çok şey bulabiliriz. Onu götürürüz, onu bul, onu götür diyemeyiz ama burada deneyelim isterseniz. Şimdi, kaç verelim? A en fazla mı olacakmış? 3A, 3B, 3C zaten A artı B artı C'nin 10 olduğunu biliyor muyuz? Hepsi içmiş mi? İçmiş. Bana demiş ki kaç önlü su içmiştir? Suğunuz kim? C'yi soruyor. Doğru mu? Başlayalım. Şöyle bir şey olsa, 5 olsa bu. Burada 4 olsa, şıklarımızda 1 var. Doğru mu? Bir bakalım şimdi nasıl bir mantık olacak. 3 kere 5? 15. 5 kere 4, 20 geçiyor. Doğru mu? O zaman bu ikisini biraz daha küçük vereceğiz. 5 verdim, 3 verdim. 3 verince ne oluyor? 15. Burada 15, 30 geçiyor değil mi arkadaşlar? Şimdi geldim 5, 2. 3 kere 5? 15. 5 kere 2? 10 daha. 25. Veriyor mu? Şu 3 oldu. Şurası 3 oldu değil mi? Şu anda 10 oldu. 5 buraya koydum. 2 buraya koydum, 3 buraya koydum. Verdim mi verdim? 25, 31. Doğru mu? Aynı şeyi buraya da sağlıyor. Aynı şeyi buraya da sağlaması gerekiyor. Doğru mu? Bakın yapardınız mı sonu? Bunu götüre götüre yapardınız. Bir denklem verirsiniz, her şeyi bulursunuz. Dolayısıyla arkadaşlar 5, 2, 3 bize ne sormuş? Su sormuş. C, 3. Anlaşıldı mı? Mesela buraya 6 ile sağlayamıyorsun. Buraya 7 ile sağlayamıyorsun mesela. Tamam mı? Adamlar ayarlamışlar. Bir tane olur, o da bulur. Arkadaşlar yalnız bu soru soruyu alırken dikkatimi çekmişti. İnanılmaz hamal bir soru. Sadece şeyini yazacağım, gerisini siz yapacaksınız. Bir okuyun sadece. Bakın arkadaşlar, Monaco ne kadar kilometre harcamış? 4065. O zaman şöyle diyebilir miyim? Bakın ne izleyin. Monaco-Porto arası. Şöyle yapayım. Ya da MP diyeyim siz anlayın. MP. MR. MB. Deplasmanları sayma açık değil mi? Deplasmanları sayıyor mu? Sayıyor. Sayıyor mu bakayım ben? Gel var mı? Deplasmanlar şimdi şöyle, bunlar deplasman zaten. Ev sahibine kendine geliyor. Doğru değil mi? Kendisi gitmiyor. Yani sayan da kilometre etmiyor. Kendi sahada oynuyorsun. Bu kaçmış? 4065. Porto ne kadar yapmış? Porto Monaco. Porto Leipzig. Porto Beşiktaş. Ne kadarmış? 6000, ben yanlış göremiyorum. 6637. Peki Leipzig ne kadar yapmış? Leipzig Monaco. Leipzig Porto. Leipzig Beşiktaş. Ne kadar yapmış? 4597 okuduğum kadarıyla. Doğru mu? Bir de demiş ki İstanbul Leipzig arasındaki mesafe, İstanbul yani Beşiktaş Leipzig ya da LB diyeyim anlayın. LB arasındaki mesafe Porto mesafeden daha fazla demiş. Porto ile kimin arasındaki mesafeden 85 km daha fazlaymış. Doğru mu? Buna göre kendi sahasındaki maçlar İstanbul oynayan Beşiktaş gruptaki tüm maçlar için toplam ne kadar? Bize sorduğu şey şu. Beşiktaş Monaco, Beşiktaş Porto, Beşiktaş Leipzig. Arkadaşlar şuradan denklemleri çözeceksiniz. Biraz hamallık gerektiriyor. Sonuca ulaşabiliyorsunuz. Anlaşıldı mı? Bakın. İçine Beşiktaş gibi de hamallık sonuç çıkmıştı. Evet, aynen öyle. PM, bakın burada bir tane PM, burada var avantajınız var. Bakın, aynı zamanda MP'lerden iki tane var. LM'lerden iki tane var. PL'lerden iki tane var. Bunlardan ikişer tane, bunlardan birer tane. Beşiktaş monokları birer tane çıkmış. Oradan bir ayar yapacaksınız. Yaparsınız değil mi? Artık ellerinizden öper diye düşünüyorum. Thank you.
Okuyun bakalım dokusu. Ha pardon. Pardon gözüm. Ben de simim alabilir miyim istersen? Bir koşuya takılan atletle ilgili şunlar bilmiyor. Erkeklerin form vurması beden itibaren aç tek sayılar. Kadın atletlerin form vurması beden itibaren aç çift sayılar. Erkekler sayısı kadın sayısından 3 katıdır demiş. 3 katıdır. Bak ne izleyin. 1, 3, 5. Çünkü hep en değil, tamam mı? Senin sayısı bundan neydi? Ya da şöyle diyeyim. Sizi rahatlatabilir mi acaba bu? K'nin eksimi dersen en yapar, en bölücek. Tek bir şey rahatlatmıyor. X diyeyim, fark etmez. Güzel bir şey yapacaktım. 83 mi? Tamam. 83 arada gelin diyor. Orada biz en diyeceğiz. Sonra 83 koyacaktık yerine. Kaç tane burada atlet var söyler misiniz bana? 42. O zaman şöyle yapalım. Terim sayısı 42 ise 42'yi 3'e bölersem 14 tane bizim kadın atletimiz var. Doğru mu? 2, 4, 28 değil mi arkadaşlar? Doğru mu? Son numara 28. Bunu soruyor. Bunu sormuş. Daha güzel soru bekliyorum. Neyse bazen böyle sorularla ağırlıyormuşum arkadaşlar. Onu hangi kafayla aldıysam. Bir yumurta içinde Ayhan Burcu yumurtaları kolilere düzme ve bu kolilere paketlemiş yapmalar. Ayhan dakikada 3, Burcu dakikada 4 koli yumurta dizmektedir. Ayhan dakikada 6, Burcu ise dakikada 5 koli paketlemektedir. Bir dizme, bir paketleme. Ayhan bir miktar koliye yumurta dizip bu koliyi kolilere paketlemiştir. Burcu ise bu süre boyunca 60 koli yumurta dizip bu kolilere paketlemiştir. Tamam. Önce 60 yumurta dizip tamam. Önce Burcu'dan gidelim. Burcu 60 tane koli yumurta diziyorsa dakikada kaç koli diziyordu? 4 koli. Doğru mu? Dizmekte. 60 koliyi kaç dakikada dizer? Bir dakikada bunu diziyorsa. 15 dakika gitti mi? 15 dakika ne? Dizme. Şimdi paketlemeye geçiyoruz. Aynı şekilde 60 kolinin bir de ne olması lazım arkadaşlar? Bir dakikada kaç paketleme yapıyor bu kız? 5. Koli. Göremiyorum. 5 koli. Doğru mu arkadaşlar? 5 koliyi ne yapıyormuş bu kızımız? Paketliyormuş. Doğru mu? Dedi soruyorum size. Bu arkadaşımız kaç koli yapmıştı? 60 koli yapmış. 12 dakikada burada gitti mi? Bu kızımız 15-12 daha 20 dakika harcadı mı harcamadı mı? Dizilmeden paketlenmez unutmayın. Doğru mu? 20 dakika harcadı. 20 dakikada aynı süre dediği için Ayhan ne yapabiliyor? Ayhan dakikada 3, dakikada 4 koli yumurta dizmektedir diyor. Ona göre diyor, Ayhan kaç koli yumurta dizmiştir diyor. Şimdi nasıl yaparız bunu? 20 dakika harcayacakmış. Bizim dakikada ne kadar Ayhan diziyordu yumurta şeyi, yumurta? Bir dakikada 3 yumurta diziyordu. 3 diziyordu. Kaç dakika hakkı var bu arkadaşımızın? 27 bir hata yapmıyorum, dur. Hem paket hem dizme burası. İkisi bu kız 1 dakikada 4 koli yapan bizim bu arkadaşımız 60 koli 15 dakikada yapmaz mı? Bu 1 dakikada 5 koli yapıyorsa 60 tane koli 1 dakikada yapmaz mı? 20 dakika harcamadı mı? 20 dakika harcadı. O zaman diyorum ki bizim Ayhan 1 dakikada 3 tane dizmiyor mu? Hayır, bize 20 dakika var. Ben de koli olarak hesaplıyorum. 20 dakikada bu arkadaşımız öyle bir kullanacak ki hem x dakika kullanacak, buradan onu bulacak. Hem de 1 dakikada kaç tane paketliyordu? 6 tane paket yapıyordu. Onun bir kısmı da 24-x mi yapıyor? 24-x dakikayla neye harcayacak? Paketlemeye harcayacak. Dizilmeden paketlenmez. O zaman bunu şimdi nasıl ayarlayacağız? Şöyle diyebilir miyim? 3 tane diziyorsa, 6 tane paketliyorsa, aslında şöyle diyebilir miyiz? Bu 2 dakikada 6 tane diziyor diyebilir miyiz? Doğru değil mi mantık olarak? Şimdi 2 dakikada 6 diziyorsa 20 dakikada bir hata mı yapıyoruz? Hocam 15 6 24 tamam bulduk. 60 bulmuşuz.
Şöyle, 2 dakikada 6 tane koli diziyor mu dizmiyor mu çocuk? 1 dakikada da 6 tane koli paketliyor mu paketlemiyor mu? Toplam 3 dakikada bu arkadaşımız 6 tane koli 6 tane paket yapıyor mu yapmıyor mu? 20 dakika demedik mi arkadaşlar biz? 3 dakikada 6 tane koli paket yapıyorsa 20 dakikada ne yapar diyor? 9 katı 9 katı 54. Ya 54 değil mi? Evet, kaçırmayalım. Sen mi dedin abi oğlan mı dedin? Yok, oğlan eklediniz. Geçmişin soruları, çıkan sorulara bakmıştım için. Ay maşallah. Evet, 10. soruya bakalım arkadaşlar. Şuraları siliyorum. Yarışmada 3 kişiden boşanan jüri, yarışmacı da evet ya da hayır oy vermektedir. 20 kişiden karşılaşmada bir yarışmacı başlama için en az 2 evet oy alması gerekmektedir. Jürilerin toplam 30 evet oy verdiği bir yarışmada 8 yarışmacı başarılı olmuş ve hiçbir yarışmacı 3 ay oy almamıştır. Buna göre 3 evet oy olan kaç yarışmacı vardır demiş. Nasıl yorum yaparız? Yani yeteneksizsiniz yarışması var ya, onun gibi bir şey. 2 evetle kazanıyormuşum, 3 evet oy alan kaç yarışmacı vardır diyor. O zaman şöyle diyelim mi? 8 tane yarışmacı kazanmış değil mi arkadaşlar? 8 tane yarışmacı başarılı olmuş. Tamam mı? 3 evet oy almaları gerekiyor. 3 kişiden başarılarında gerekli hayvan, 20 tane demiş yarışmadan başarılı olmak için en az 2 evet oyla toplam 30 evet verdiği yarışmada 8 yarışmacı başarılı olmuş ve hiçbir yarışmacı 3 hayır oy almamıştır diyor. 3 hayır yok. 20 tane evet var. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Kaç kişi vardı? 20 kişi. Şöyle yaptığımız zaman 8'e kadar da başarılı mı olmuşlar? Doğru mu? Hayır, şimdi izleyin. Şuradan birer tane herkesin bir evet'i var. Doğru mu arkadaşlar? 20 tane evet gitti mi? Gitti. Şimdi hayırlar başlayabilir artık. Fakat bunlardan amacımız ne? 8 kişiyi başarılı etmek, 8 kişiye de 2'şer tane evet veriyor. Doğru mu? Başarılı olması gerekiyor. 28 oldu mu? 28 oldu. Bir E'de bunlara demem lazım ki 30 olsun. Doğru mu? Dolayısıyla 2 kişiye 3 tane evet gelmiş. Güzel hazırlanmış değil mi soru? Şunu da yapalım. Bitirelim arkadaşlar. Bir miktar kalem bir grup öğrenciye paylaştıracaktır. Kalemlerden 6 tane fazla ve 7 tane eksik olsa da kalemleri çalmışak için de paylaştırılabilecekti. 100'den fazla olduğuna göre demiş. Arkadaşlar siz sorun unutmayın. Bunun yöntemi şöyle. Bakın 6 tane fazla ve 7 tane eksik olsa da kalemleri çalmışak için de aradaki fark nedir? 6 ile 7'nin arasındaki fark. 6 ek öyle değil. 6 fazla ile 7 eksik arasındaki fark kaçtır? 13. 13'ün katı bir sayı arıyorsunuz. 112'den fazla 13'ün katı olan sayı. 130 sayısı var ama 13 çıkartırsan sağlıyor mu? 13 çıkartalım. 117 değil mi? 117 sayısı var. 117 sayısı burada. Fakat demiş ki 13'ün katı olacak ya. Bize demiş ki bu en fazla 112'den fazla olduğuna göre bu kalemden sayısı en az kaç olabilir demiş. Şimdi amacımız şu, 13'ün katı olmak zorunda. Ama bunu nasıl anlıyorsun? 117 sayısını buraya verdin ama şöyle bir mantığımız var. Şimdi biz 117 sayısı 13'ün bir katı sayı oluyor değil mi? Hata yapmayalım oluyor. Şimdi 117 sayısı ama bunun 6 tane fazla bir tane eksik olsaydı diyor. Yani bunlardan bir tanesinin şöyle olması lazım. 117 sayısı, 117'yi alıyorum. 117'den 6 tane fazla olsaydı yine 13'e bölünebiliyorsa 111... 6-7 tane de eksik olsaydı demiş 125. Doğru mu? Elimizde bu var. 117'yi bulduk. Şimdi 130'a bakalım. 130 sayısı da 13'ün katıdır arkadaşlar. 6 çıkartın. 6 tane fazla olsaydı 124. Ekleyin. 137. Hocam 6 fazla 7 eksik. Ha pardon, hata yapmayalım. 6 fazla olsaydı tamam. 6 fazla olsaydı. 136.
6 fazla. 6 tane fazla. Oğlum şu 6 fazlaysa olsaydı. 124 sayısı 6 fazla olsaydı 13'e bölünüyordu. He. 137 sayısı da 7 eksik olsaydı 13'e bölünüyordu. Bizde en az kaç olabilir demiş? En az 112'den fazla 104 olabiliyor. Anlaşıldı değil mi? Hatamız yok herhalde. Bak diyelim çünkü öbürü sağlamıyor. Bakın ona ne demiş? Olabilir demiş. Doğru mu arkadaşlar? Olayı anladınız mı siz? Bakın şöyle. Bir sayı eğer 3 eksik olduğunda ya da 5 eksik olduğunda tam dağıtılabiliyorsa 8'in katı olmak zorunda. Anlaşıldı mı? E bu sayıda 6 tane fazla ya da 7 tane eksik olduğunda dağıtılabiliyorsa demek ki bu sayı 6 fazla olup 7 eksik olduğunda 13'ün katı oluyormuş. Demek ki bu sayı aslında 13K'nın 6 eksiği ya da 13K'nın 7 fazlası şeklinde düşüneceksin. 112'den fazla 13K'nın eksik olduğu sayı 124'tür, 130 sayısı var çünkü. Anladın mı? Peki. Evet arkadaşlar. Günü bitirmiş oldum. Kaç soru çözdük ya? 72'de başlamıştık değil mi? 28 tane oradan var. 12'de buradan var. 40 soru. 40 tane soru gidiyor. Bak, toplam kaç tane olmuş? 40 mı? Tamam. Kapatıyorum. Kapatıyorum.